Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikiş'e daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte panço dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Şöyle kumaşımı yakından göstereyim. Çift taraflı kaşe. Kumaşımda en olarak şöyle 140 santim eninde bir kumaş. 140 santim eninde 2 santim fazlası geliyor. 142 santim oluyor ama 140 standartında. Kumaş eniniz fazla olursa boyun uzatma imkanınız da fazla olacaktır. Kumaşı iki kat yapıyorum. Önle arkayı ayrı keseceğim. Daha net anlaşılsın. Kumaşımdan şöyle 75 santim alıyorum. Kumaşımı kestim. Kumaş enim şöyle. Kumaş boyum 75 olanı boy yapacağım. 140 yani 70 olanı ise en olarak kullanacağım. En tarafı boy tarafı, uzun tarafını boya bıraktım. Öncelikle şöyle bir santim çalışma çizgisi çekeceğim. Şimdi önden düşüklüğü arka bölüm yapıyorum. 2 santim. Şöyle 2 santim ön düşüklüğümüz. Yakadan 11 santim aldım. Şuradan bir yuvarlama yapıyorum. Bedeni ben 90 olarak aldım. Bolluk payı da 10 santim bolluk payı verdim bedene. 90, 10 daha 100 yapar. 4'e böldüm 25. Beden ölçümde şu şekilde 25. Minimum 8 santimle başlayıp daha da bol olmasını isterseniz daha da verebilirsiniz. Şuradan kemer bölümünü belirleyeceğim. Bu da beden ölçüsünü belirledik. 25 olarak bedeni aldım. 25 beden ölçüm. Bedeni koldan ayırma bölümümüz bu kısım. Daha sonra kolda düşüklük yapıyoruz. Bunu da 18 olarak belirledim. Omuz olarak almıyoruz. Direkt aldığım düşüklükten kol bölümümüzü belirliyoruz. Burada ben ön kısmının boyunu şu şekilde yakadan aşağıya 72-73 santim olarak belirledim. Bu kısımda kol boyum benim 60 santim. Ben kumaşımı ona göre ölçülerime göre kestim, hazırladım. 60 santim kol boyum. Burada 60, burada 72. Şu kısma kadar 72 ile geleceğim. Kiloş bir kesim, yuvarlak bir kesim yapacağız. Burada biraz daha azaltıp kol boyuma yaklaştıracağım. Şu şekilde ara ara ölçülerimi belirliyorum. Yükseltiyorum. 72 ile dengeleyeceğim. Ön kısmım biraz daha uzun kalacak. Şu şekilde. Şöyle. Burayla diğerinin ayarını yaklaştıracağım birbirine. Burada yana dikiş payı bırakıyorum. Yaka bölümünde de dikiş payını bırakıyorum. Arka bedeni ön kalıba da uygulayacağız. Şöyle kumaşım yine iki kat kısmın katlarını buradan keseceğiz. Ön kısım olacak. Arka kısımda da kumaş katının oraya arka ortası gelmişti. Şimdi aynı şekilde yerleştiriyorum. Aynı şekilde yerleştirdim. Arka orta kumaş katı ön kısım bura açılacak.
Ön kalıbım da bu şekilde hazır oldu. Burada yapmam gereken şuradan 5 santimlik daha ön kısımda açıklık vereceğim. Şuradan biraz daha önümü açıyorum. Burada dikiş payından direkt kesmiştik. Dikiş payı o yüzden vermiyorum. Arka kalıbı kullandığım için. Yaka bölümünde dikiş payı bırakıyorum. Ön kısmında açıyorum. Arka bölümünü kaldırıyorum. Ön kısımlar için patlar hazırladım. Kumaşınız yeterliyse kendinden pat verebilir. Hatta çift taraflı kullanmak isterseniz de şu şekilde de geri döndürerek şuradan bir tane içeri doğru kıvırarak bu şekilde de pat da yapabilirsiniz. İçeride kıvırarak o şekilde de yapabilirsiniz. Kumaş eniniz yeterli geldiğinde ön kısımda da kemer bölümünü, beden bölümünü, koldan ayırma bölümünü işaretliyorum. O kısmı da belirledikten sonra öncelikle parçalarımın kenarını overlock çekeceğim. Şöyle parçalarımın kenarlarını overlock gittim. Overlock makinesi olanlar overlockla yoksa zikzak ayarıyla şu şekilde temizlemelerini yaptım. İpliklenmesini önlemek için ön parçalarımı da aynı o şekilde ben ön kısımların patlarını ayarladım. Onların da kenarlarını overlock gittim. Ben patları 7 santim şeklinde ayarladım ama siz 6 santim olarak da alabilirsiniz. Şimdi ön patların birleşimine geçelim. Bu ön kısmımız bizim. Burası kol bölümümüz. Pat bölümlerini, kemer bölümlerini, bir de kapüşon bölümünde diğer rengini de kullanmayı düşünüyorum. Eğer bu tarafını kullanmak istiyorsanız şu şekilde yerleştirecektiniz. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirecektiniz. Arkaya döndürdüğümüzde arkada olacaktı. Ben ters kısımdan yapacağım şimdi. Şöyle değiştirdim. Burada tekrar yine aynı şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştireceğim. Pat bölümünü dışarı alacağım. İki renkli olmuş olacak. Şu şekilde yerleştiriyorum. Makinede buraların dikişlerini yapıyoruz. Her ikisinin de. Şimdi ütüde şuradaki dikişleri açıp sonra arkaya doğru yapacağız. Şuradan bir santime yakın yine bir kıvırma yapacağız. Pat bölümünü bu şekilde bırakacağız. Bu kısımları da ütüde açtırdım. Arkaya da şöyle kıvırdım. Şu şekilde bıraktım. Siz bu patları isterseniz şu şekilde dikip şu şekilde de ters taraftan tabii bu olacak. Burayı düz olduğunu varsayarsanız şu şekilde yapıp şöyle de ekstra bir pay verebilirdiniz. Pat verebilirdiniz. Daha çok abayalarda, kimonolarda yaptığımız pat gibi de yapabilirdiniz. İsteğinize bağlı. Bu kısımların dikişini de dikiyoruz. Spor dikiş, baskı dikiş olduğu için ayarı 3,5'a aldım. Adım uzunluğunu. Şu kenardan da bir baskı dikiş uygulayacağım. Pat bölümlerini diktikten sonra şimdi birleştirmesini yapacağız. İğneledikten sonra şöyle yakadan başlayıp kol tarafını komple dikiyoruz. Diğer tarafta da o şekilde yapıyoruz. Alt kısmını ise verev kesim olduğu için zaten overlock gidilmişti. Şu şekilde küçük bir kıvırma yapıyorum.
Alt kısmın ve pat kısımların eklemesi bitti. Alt kısmı şu şekilde. Küçük bir kıvırma yaptım. Verev kesim olduğu için küçük kıvırmaları tercih edin. Kıvırma ne kadar büyürse katlamak o kadar zor olacaktır. Şu şekilde pat bölümlerini de her iki taraftan da spor dikişi şeklinde baskı dikişi uyguladım. Tam sıfırdan yapmadım. Kalın kumaşlarda sıfırdan çok da güzel olmuyor. Yarım santime yakın, yani 0,25 milim olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi yaka kısmına, yani yakaya kapüşon yapacağımız için o kısma geldi. Şurada benim kumaşımın şöyle kesit kısmını kullanacağım. Böyle kenardan bir santim bir çalışma çizgisi, bunu da dikişte de kullanmış olacağım. Yakaya göre hareket ediyoruz. Bizim yaka açılımımızı 11 santim olarak almıştık. Arkalı önlü olarak da 22 santim yapar. En olarak 22 santim olarak alıyorum. Ayrıca 2 santim de pat payı veriyorum. Şu şekilde geri katlamak için 2 santim de kapüşonun pat payını belirliyorum. Burada biz ön yakada 5 santim düşüklük yapmıştık. Arka yakada ise 2 santim olarak düşüklüğü yapmıştık. Şöyle 30 santimden alıyorum. 5 santim burada düşüklüğü bıraktım. Yani kapüşonumuzun boyu 30 santim olarak düşünebilirsiniz. Şuradan 2 santim daha iniyorum. Şu şekilde. Şu ikisinin arası 11 santim olarak belirliyorum. Ön yaka ile arka yaka bölümünü ayırmış oldum. Şu şekilde. Şuradaki hatları birleştireceğim. Şuradan 2 santimden inikleri şöyle kavisli bir hale getiriyorum. Kapüşon çizimimiz bundan ibaret. Kapüşonun normalde 30 santim olarak arka kısmını belirledim. 5 santim buradan düşüklük ve 2 santim de buradan. Önde 5 santim düşmüştük. Arkada 2, toplamda şuradan şuradaki kısım 7 santimlik bir düşüklüğü de şu meyili vererek bulduk. Buradan da bir yuvarlama göz ayarı yaptık. Şurada da pat bölümünü 2 santim olarak bıraktım. Buranın genişlik ölçüsünü ise yaka ölçüsüne göre belirliyoruz. Ben kumaşın geri kalanını başka şeyde kullanacağım için dikiş paylarını biraz kısıtlı oldu. Onu ayarlayacağım dikişte. Kısmı biraz daha dikerken daha düz bir şekilde dikeceğim. Kemer bölümüne geçiyorum. 11 santim genişliğinde bir kumaş ayarladım. Boyunu da 140 santim olarak bir boy çıkardım. İkinci kısmı kesmedim. Şöyle kalan parça kumaşlardan da şu şekilde bir model yapmış oldum. Her iki kısmında İki renk olarak kullanmış oldum. Hem de kumaşım kısa kalıyordu. Onu da tamamlamış oldum. Şöyle dikeceğim. Siz isterseniz şu şekilde dikip döndürün. Ben şu şekilde direkt dikeceğim. Şuradan bir santim katlama, şuradan bir santim katlama. Şu şekilde dikiyorum. Ve diğer kısımlarından da baskı dikişi uygulayacağım. Şimdi bu kısımların dikimine geçelim.
Kemer bölümünün dikişiyle başlıyorum. Şu kısmı da bir santim içeri aldım. Buradan da bir santim. Bu kenardan da bir santim. Şu şekilde katlıyorum. Kalın kumaşlarda sıfırdan çok dikmiyoruz. İp değişikliği olduğu için şu iki kısmı öncelikle yaptım. Şu uç kısımları. Şimdi bu şekilde aynı şekilde devam ediyorum. Bir de buradan üst üste yerleştirip şu kısmı biraz daha fazla alın. Bir santim tam alın. Çünkü sıfırdan dikmeyeceğim. Kalın kumaşlarda biraz içeriden dikince daha da güzel duruyor. İnce kumaşlarda sıfırdan dikmeyi seviyorum ama kalın kumaşlarda biraz daha içeriden dikiliyor. Kemer bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi kapüşonun şu üst arka dikişlerini yani dikiyoruz. Dikişten önce kenar temizlemelerini yapıyorum. Kenarlarını temizledikten sonra şimdi şu arka orta kısımlarını dikiyorum. Orta kısmı diktikten sonra şu kısmı da şöyle bir tarafa yatırıp üstünden bir baskı dikişi uyguluyorum tekrar. Dikiş adım uzunluğunu yükselttim. 3,5'u aldım. Genellikle 3,5'ta normal dikiş iç dikişleri ise 2,5 ayarında dikiyorum. Şöyle diktikten sonra üst kısımda baskı dikişini uyguladıktan sonra şu arkadaki fazlalık kısımlarını kestim. Biraz daha küçülttüm. Kalan kısmı da tekrar bir zikzak ayarıyla gidiyorum. Bu kısma iki kat şeklinde de yapılabilir ya da bu kısmı bir şeritle de temiz bir şekilde de yapılabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi eklemesini yaptıktan sonra da şu kısımda 2 santimlik pat payı bırakmıştık. Şöyle bunu bu şekilde dikiyoruz. Şöyle 2 santimden dikiyorum. Kapüşonun dikimi bittikten sonra şimdi eklemesine geliyor. Şöyle orta noktasının arka ortanın orta noktasını işaretliyorum, alıyorum. Şu şekilde. Arka ortayı belirledim. Kapüşün onda arka ortası belli zaten. Kabanda düz kısım bu kısım. Morlu olan kısım. Kapüşonda düz kısım ise mavi olan kısım. Yani yüzü yüzüne düz yüzler bakacak şekilde getiriyorum. Biraz şu kapüşonu yedirerek diktim. Şu pat kısımların içine bırakmıyorum. Şimdi bu iğnelediğim kısmı dikiyoruz. Şu kısımda da şunları da şuradan şöyle bir geri açıp şurayı da şu şekilde temizleyeceğim. Makinede dikip bitireceğim. Kapüşonu kabanımıza ekledik. Şimdi şuradan şöyle aşağı doğru yapıp bir baskı dikişi uygulayacağız. Kemer geçme bölümlerini ayırmıştık. Solmuştu. Belirginleştirdim ben. Bu kısmı arkalı önlü bir şekilde tutarak aynı şekilde açıyorum. Bu kısımdan kemer geçireceğim. Yani şu iki ayarladığım kısım beden kısmı, bu kısım kol kısmı kalacak. Bir de ilik düğme kısmı kalacak. 4 adımda da tek adımda da ilik açma videolarım var. Video çok uzun oldu. İlik açmayı göstermeyeceğim. Şunu da açıp dikip bitireceğim. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle ters taraftan şu şekilde tutup şuradan terse çevirdim. Şöyle birbirine tutturacak şekilde dikeceğim.
kısım dikerken biraz zorluyor. Şöyle kemer bölümlerinin, geçme kısımlarının makinede çok net anlaşılmadığını düşündüm. Şu kısımları kestikten sonra birleştirmesini, şöyle kumaşları birbirine yüzü yüzüne tutacak şekilde, yani şöyle bir devre, küçük bir kısım olduğu için dönmesi çok zor oluyor. Eğer makinede rahatlıkla dönemezseniz onu da şöyle göstereceğim. Elinizde şöyle iğneyle de rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Bu kısımda umarım anlaşılmıştır. Çalışmamı tamamladım. Çalışmam bu şekilde oldu. İlik düğme kısmını bir önceki videoda gösterdim. Bu video çok uzun olduğu için o kısmı bu videoya eklemedim. İlik düğme için açıklama bölümündeki linklerden ulaşabilirsiniz. İster makinanız tek adım, ister makinanız 4 adımda ilik açsın, alakalı videolarım var. Onlardan bakabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.